Şimdi amcacığım, kaç yaşındasınız onu bir sor. Ben 80 yaşına giriyorum. Maşallah, maşallah. Pek genç duruyorsunuz maşallah. Çok sağ ol. Benim hanım bana çok iyi hizmet etti. Ben ona borçluyum. Allah razı olsun. Ne güzel bak, kıymetini de biliyorsunuz. Allah razı olsun. Şimdi tabii çocukluğu burada doğmuş, burada büyümüş birisi olarak. Şimdi mesela Kalkandere ilçe olmuş. İsmini nereden almış? Mesela Kalkandere denmiş. Karadere idi buranın ismi. Eskiden Karadere. Çok vurgun oldu burada hanım kızım. Burada millet birbirine hasım yok, eski hasım yoklar. Burada ileride bir mahalle var. İkindiden sonra dışarı çıkmak olmazdı onda. Oo. Hasımlar birbirini kollardı. Fırsat bulunca vururdu. O günlerden bugünlere geldik. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. O günlerden bugünlere biz bir cennet misali yaşayarak yani. O vurgun işleri kalktı gitti. Sizin çocukluğunuzda mıydı onlar? Evet, çocukluğumda. Onlara şahit oldunuz. Gördüm, gördüm bile. Bu Kalkandere sokağı bir 100 metre mesafedir. Mübarek Ramazan ayı içerisinde onda 4 kişi birbirini vurmuş. Sadece o sokağa. Karadeniz malum, hala bile silahları olan, silah, normal vatandaşın silah taşıdığı, silah, kadının falan ateş ettiği, çocukların elinde. Yani bu şey, kültür. Hanım kızım, bu silah bize eskiden beri çok meşhurdur. Hı hı. Ben askerden çavuş kursuna gideceğim. Bir onbaşı imtihanına tabi tuttular bizi. Oradaki alay komutanı, bu Rize alay komutanıydı. Burası Kalkandere ilçe olunca buraya merasıma geldi burada. Buraya çok mermi atıldı. Çok mu çok? Hı hı. Şimdi orada nerelisin Rize Kalkandere'li deyince oradaki yüzbaşı albaya dedi ki, yüzbaşı albaya dedi, albaya dedi ki ya bunlara o kadar silah var ki dedi, bizim orduya o kadar silah yok. Dedi bak yavrum bak dedi, yüzbaşı ne diye burada çok silah. Dedim biz Rusya'ya yakınık, belki bir ayaklanma olur, karşı koyacağız. Daha bir şey sormadı da bak hemen onbaşı, ondan sonra da çavuş. Evet. Şimdi hoş geldin. Amca. Sabah geldim, hoş geldin, buyur. Devam edelim. Şimdi siz tipik Karadeniz erkeklerine pek benzemiyorsunuz. Biraz farklısınız. Eğitiminiz nedir sizin? O bizim zamanımıza ilkokul mezunu Beyuk şeydi. Eğitimli insan. Beyuk eğitimli insan. O zaman ilkokul var idi. İlkokulu burada bitirdik. Rahmetli babam sağ. Okulun da birincilerinden idi. Dedim ki babama, bu askere çavuş idi, çavuş dedik o baba dedirtmezdi. Dedim ha çavuş, ben Rize'ye okumak istiyorum, ortaokul orada var. Hı hı. La dedi, orada gidip gelmek zordur. Dedim ya bir yer kiralarım. La para nere var dedi, yer kiralayacağım. Öylece okul... Yani, ortaokulu okudunuz. Okuyamadım, ortaokula gidemedim. Ha, İlkokul mezunu olduk kızım. Ha, o dönem. Ama kendinizi yetiştirdiniz. Tabii bazı tecrübeler var. Hı hı. Bu parti işleriyle çok uğraştı kızım. 30 sene aşağı yukarı. Gezdiniz, gördünüz, değişik gezdik, kültürleri gördünüz. Gezdik, gördük. Ankara'yı buradan su yolu etmiştik gidip gelmek hizmet için. Bilhassa belediye başkanı olduğum zaman. Evet. İnsan gezince, görünce daha bilgili oluyor. Bazı değil şeyleri mi? Tabii. Tabii. Şimdi son olarak size şunu soralım amca. Şu an Kalkandere'yi gezdik, gördük, programımıza da yer verdik. Eski Kalkandere ile şu anki Kalkandere'nin arasındaki fark, ayrım mı sorsak ne dersiniz? Eski Kalkandere... Tabii ki gelişti ama... Eski Kalkandere kızım bir isim idi. Şimdi buralara binalar oldu. İnsanlar gördü, geçirdi, insanlığı öğrendi. O eski vurgunlar, o çirkin işler kalktı, gitti. İnşallah bir daha da gelmezler ya. İnşallah. Yani şunu anlıyorum... Günden güne dediğiniz gibi o hasım sahipliği bitmiş. İnsanlar daha eğitimli, daha ufku açık bilgili. Doğru. Yani teknoloji ilerledikçe aslında insan da gelişmiş. İnsan geçmişten da. Bu yana bu yörede de birçok yörede de insan da gelişmiş. Çünkü eğitim her şeyin başı. Eğitilerek insanlar yani en azından hasım sahipliği ya da işte o dönem yapılan yanlışlar şu anda yapılmıyor. Gençlik olur. Daha bilinçli değil kalktı mi? Kalktı gitti hanım kızım ya. Çok Allah'a şükür. Evet. Şimdi biz Kalkandere'yi bir cennet misali olarak görüyoruz. Buraya o şekilde yaşayarız. Şu eski anda duruma göre. Zaten yaşam sakin bir ilçe burası değil mi? Sakin, her türlü imkanın olduğu.
eskiden yaşanan o sıkıntıların yaşanmadığı çıktı, rahat çıktı bir ona. İlçe. Allah'a şükür. Evet. İlçemiz inşallah da böyle devam eder. Bundan sonra daha iyiye doğru gidecek. Daha İnsanlar iyi olacaktır. Bilinçleniyor. Evet. Tahsil görenler. Eskiden ilkokul mezunu idi bir öğretmen. Evet. Yoktu, okul yok idi. Okuma imkanı yok idi. Evet. Bir defter alacaksın, paran yok idi. Canım kızım, o zaman bu insanlar eziyet değil, zulüm içerisine yaşaydı. Allah o günleri bir daha göstermesin. Hiç Amin. Kimseye. Amin. Hanım kızım, onlar fasulye. Fasulye. Bahçemiz öyle. İşte daha burada var. Fasulyeler. Hı hı. Burada bahçemiz öyle. Bu fasulyeler biraz farklı, renkli. Bunlar çeşitli fasulyedi hanım kızım. Nasıl insanlar çeşitli de fasulyeler de öyledi. Ve doğal mısır. Mısırlarımız, bahçemiz de öyle. Hanım kızım, ehe. Bunları kendiniz yiyorsunuz, başkalarına satıyor musunuz? O kadar çok mu? Yok, yok, o kadar çok yok hanım kızım. Ya. Kendinize kadar. Eskiden bu çaylıklar olmadan önce mısırlık, her taraf mısırlık idi. Mısır çok olurdu. Hı hı. Şimdi Cenab-ı Allah hamdolsun, şükürler olsun bizi bir çay nimetine kavuşturdu. Zenginlik de böyle geldi. Eskiden fakirlikten yemek yeyip de doyamaydık. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Şimdi... Ha bu zamanımızın düzeninde Cenab-ı Allah bozmasın inşallah. Amin, amin. Ha bozmak isteyenleri de Cenab-ı Allah o günü göstermez. Amin, çok güzel dediniz. Biraz önce ben de ona değindim. Hakikaten bu bölge için ne kadar zorluklarından bahsedilse de çay büyük bir nimet. Ekmek kapısı. Ve dediğiniz gibi herkesin geçimini sağlayacak kadar da iyi bir iş alanı. Çay, çay hanım kızım, çay var öyle bir şey ki havda başındaki domuz bile yemeğini, hiçbir hayvan çayı yemez. O kadar iyi bir nimettir. Senede 3 sefer kesildiği zaman var, 3 sefer senede çayı keserim. Öyle iyi nimet nereye bulurduk? Doğru. Ha bu Rizeli var ya, Rizeliler. Allah'ın iyi huli idi ki bize Cenab-ı Allah bu nimeti nasip etti. Cumhurbaşkanımız da Rizeli. Mesut Bey Rizeli eski başkanı. 20 sene de Türkiye'yi Rizeli idare ediyor. Yahu başta olanlar. Evet, evet, evet. Ve her bölgede de çay yetişmiyor işte. O yüzden doğru söylüyorsunuz. Şanslı bir... Bizim ekseri bizim Rize'de çay yetişiyor. Mübarek yağmur da buraya çok olduğu için bu yağmuru seven bir bitki. Urundur he. Hı hı. Hay yavrum, he. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size sağlıklı ömürler diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun amcacığım. Siz de sağ olun. Allah uzun ömür nasip eylesin. Amin. Hepimize inşallah. Amin. Sağ olun.